İyi günler herkese, iyi pazarlar diliyorum. Canlı yayın yapmak isterdim ama olduğum konumdan dolayı internet çekmiyor. Onun için videoyu çekip sizlere göndereceğim. Artık böyle nasıl izlersiniz bilmiyorum ama iyi seyirler diliyorum şu anda. Evet, bugün şöyle bir çıkalım dedim, bir pazar günü ormana doğru ormantik ormantik yürüyeyim dedim tek başıma. Size de şöyle bir görüntü yakalayayım dedim ama önce bir selfie çekmem lazım. Solo quiero darte un beso, quiero que no te falte nada. Solo quiero darte un beso, quiero que no te falte nada.
Ve şurada bir manzara var. Tabii çok güzel bir şekilde almayı tahmin ediyorum ama telefonumun kalitesinden dolayı biraz şanssızlık diye yaşayabilirim. Şimdiden özür diler. Ve ormanın içinden doğru bir manzara yakalamaya çalışalım bakalım. Evet. Güzel bir yolculuktu. Güzel bir yürüyüş yapmış oldum. Uzun zamandan sonra yürümemiştim. Güzel oldu. Tek başımaydım ve doğayla birlikte şöyle bir gezdik. Belki sizlerin de hoşuna gider. Beğenirsiniz. Beğen tuşuna basmayı mutlaka unutmayın diyorum. Ve farklı bir şeyler daha yapabilir miyim acaba? Ama imkanlarım olmadığı için anca yürüme mesafesi. Ama ilerleyen günlerde farklı bir şeyler daha düşünebilirim. Yaşayabiliriz, miyiz falan böyle şu anda bu kadarıyla yetiniyorum. Demin göstermek istediğim manzarayı acaba buradan alabilir miyiz? Alabiliriz. Geldiğimiz noktaya doğru bir şöyle güzel bir bekli fotoğraf çalışıyorum ve yapalım. Dediğim gibi güzel bir gündü. Güzel bir hava var. Kış mevsimi olsa dahil. Sonbaharların böyle sıcaklığı olur ya. Öyle bir havası var. Yapraklar dökülmüş. Zaten her taraf yaprak. Kar yok. Olduğumuz yerde. Güzellikler işte. Sizlere de bu atmosferi belki size yaşatabiliyorsam ne mutlu ki bana. Bir nebze de olsa bir gülücük konmuşsa yüzünüze bundan çok çok mutlu olurum ki bu da benim amaçlarımdan bir tanesiydi zaten. Amacıma ulaşmış olurum. Siz gülerseniz şayet. Burada bir su deposu var. Bu su deposu çok eski bir su deposu. Buralarda hani o zamanlar yol yokken buralarda yürüme geçerken insanlar su içsinler diye böyle bir depolar yapılmış. Buralarda temiz su çıkıyor. İçmelik. Yorulan olursa su içsinler. Yapanları da dua etsinler. Hatta şurada bir tanesinde var. Musluk. Oradan su içmeyi düşünüyorum. Onun için videoyu şu anlık durduruyorum. Muhteşem leziz bir suyu var. Tarifi mümkün değil. Fazla soğuk değil. Hani soğuk beklersin ama fazla soğuk değil. Çok da sıcak değil. Böyle nasıl diyeyim? Çok bir hoş bir su yani. Şu mevsime göre normal bir su. Evlerdeki sularla birebir sıcaklıkta diyebilirim. Tat olarak tabii ki doğal bir kaynak olduğu için. Neyse suyu geçelim. Susadığınızı hissettim şu anda. Güzel. Dediğim gibi güzel bir pazardı. İnşallah böyle bir pazarda
çıkarız, dolaşırız. Belki hafta içi başka gün olabilir. Yapamıyorum. Bakalım yolumuz şimdi ne tarafa ayrılır? Ona göre bir yol çizeceğim. Doğaçlama gidiyorum bugünlerde. Doğaçlamayı da severim. Ne zaman ne olacağı belli olmayacağı için. Doğaçlama yapıyorum. Hani siz de şu ana kadar video izlemişseniz tekrardan teşekkür ediyorum. Hani buraları bilenler bilir buranın nasıl bir yer olduğunu. Bilmeyenler de öğrensin amaçlı diyorlar. Bir sürprizim var size. Sürprizi kaçtı. Ya böyle olmuyor ki tek başına konuşuyorum böyle. Neyse. Böyle devam edeyim ben. Sağ tarafım orman olduğu için o tarafta gösterebileceğim bir şey yok. Var aslında ama ağaçlardan göremeyebilirsin. Biraz daha aşağı kısma geçeceğim. Oradan çekime devam edeceğim. Kar yok mu demeyin. Tepelerde aylanda kar var dediğim gibi. 2 gün önce yağdı. Taze. Zaten onun eskisi de var. Onun üstüne yağınca haliyle yüksek tepelerde soğukluk var. Ama şu anda diyorum demin aşağıda hissettiğim sıcaklığı daha fazlası var burada. Yaklaşık 19-18 derece diyebileceğim bir sıcaklık. Bir kış mevsimi olmasına rağmen sıcaklık hayli fazla yani kış mevsimine göre. Onun tadını yaşıyorum şu anda. Hani sizlere de yaşatmaya çalışıyorum. Beğeniniz olur, beğenmeyeniz olur. Hiç yorumlardan kaçınmayın diyorum. Yorum yazabilirsiniz, her türlü yorumlar açığım. Yorum yazın. Hiç olmazsa bir nokta koyun. Sevilmediğimi anlayayım yani o derece yani. Sadece sevildiğim değil, sevilmediğimi de anlayayım. Onunla alakalı hiçbir sıkıntım yok. Kendinize iyi bakın diyorum. Burada tabii ki sonlandırmayacağım. Biraz daha var. Evet, yol ikiye ayrılıyor. Sağdan mı soldan mı diye soru soracağım ama ben bu videoyu zaten sonradan yayınlayacağım için o sorduğum sorunun bir faydası yok. Sağdan gidiyorum. Demin sol taraftan aşağı gelmiştim. Şimdi sağdan aşağı ineceğim. Bakalım nerelere gidiyoruz. Kaldığım yerden devam ediyorum. Devam ediyoruz yol boyu. Yol nereye götürecek bizi? Evet, videonu biraz yavaş yavaş bitirmek istiyorum. Epey bir süre oldu. Video içinde epey bir kapsıyor. Eve gittim mi? Hemen atmayı düşünüyorum. Sizlerden diyorum ya beğenirseniz en kötü yorum bile olsa
beğenmediğinize dair bir nokta olsun, soru işareti olsun, ünlem işareti, artık aklınıza klavyede hangi tuş geliyorsa o tuşa basabilirsiniz. Klavye sizin parmaklarınızın ucunda. Parmaklar. Evet, video bitmek üzere. Son demlerimi yaşıyorum. Yorgunluktan bir an önce eve gidip dinlenip sonra videolarla haşır neşir olmayı düşünüyorum. İnşallah bu dakikaya kadar izlemişsinizdir. Benimle olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Benimle değilseniz yapacağım bir şey yok. Hani size en güzel bir pazar günü yaşatmak istedim. Hani evde kalanlar için bir hassa. Memleketin çoğu yerinde herkes dışarı çıkamayabiliyor. Hayat şartlarından dolayı bazılarımız çalışabiliyor. Yani şu pazar günü bile çalışanlarımız var ki. Onlardan biriydim yakın zamana kadar. Onların ne yaşadıklarını çok iyi bilen biriyim. En azından öyle hissediyorum. Güzeldi benim açımdan. İnşallah sizin için de iyi olmasını temenni ediyorum. Bütün günlerinizin çok güzel geçmesi ve güler yüzlü olmanızı tavsiye ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hayırlı pazar günleri.